Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Demakkaya ben. Bugün ısmarlama ve sipariş videosu oldu. Biraz sıkıcı olabilir, konumuz seks hormon, Baydın Kulübü'nün testosteronla ilişkili önemli bir konu. Bilindiği üzere son 15 senede testosteron kullanımı, reçetelendirilmesi kat be kat arttı. Neden? Yapılan çalışmalarda ve testosteron eksikliği olan erkeklerde bütün nedenlere bağlı ölüm oranlarında, kalp damar hastalıklarına bağlı hastalıklarda bir artış olduğu, testosteron yerine koyma tedavisi olan hastalarda da bunların düzeldiği ve hayat kalitesinin arttığı tespit edildi. Sosyal medyanın da biraz etkisiyle beraber testosteron kullanımı bütün dünyada yaygınlaştı, arttı diyebiliriz. Peki biz kendi doğal testosteronumuzu daha sağlıklı olarak, daha verimli olarak nasıl kullanabiliriz? Baktığımız zaman ilk karşımıza çıkan konu seks hormonu Baydın Kulübü'nün. Neden? Çünkü seks hormonu Baydın Kulübü'nün serbest testosteron, bu yani aktif, fonksiyonel testosteron, hücrelere girdiği zaman çalışan testosteron demek, büyük bir kısmını bağlıyor. %47 ile 57 oranında seks hormonu Baydın Kulübü'nün testosteronu tutma ve onu inaktif halde tutma etkisi var, gücü var. Kişiden kişiye değişiyor bu oran. Geri geldiği zaman serbest testosteron azalırsa kanda kendi tuttuğu testosteronu bırakabiliyor. Şu anda tam olarak seks hormonu Baydın Kulübü'nün ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor hücrelerde. Hücrelerde reseptörleri var. Gidip bağlanıp hücrenin içerisinde bir şeyler yapıyor ama ne yaptığı bilinmiyor. Seks hormonu Baydın Kulübü'nün aslında bir parametre olarak da kullanıyor. Neyin parametresi bu? Seks hormonu Baydın Kulübü'nün lipid profili bozulduğu zaman, özellikle trigliserit kanda arttığı zaman, insülin direnci gelişmeye başladığı zaman, işte kişi kilo almaya başladığı zaman, kişinin metabolik dengesi bozulmaya başladığı zaman seks hormonu Baydın Kulübü'nün düşmeye başlıyor. Ne kadar düşerse o kadar sağlıksız, ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı imajı çıkıyor ortaya ve önemli parametrelerden birisi. Özellikle kolesterol, lipid, insülin direnciyle olan hastalıklarda. Onun dışında makro sebepler var tabi seks hormonu Baydın Kulübü'nü arttıran. Bunlar akromegali, hipertiroidizm, tiroidin fazla çalışması, karaciğer ile ilgili sirotik hastalıklarda seks hormonu Baydın Kulübü'nün arttığı gösterilmiş. Kişinin anoreksiya nevroza gibi yemek yeme bozukluğu olan bir hastalığı varsa seks hormonu Baydın Kulübü'nün yükseldiği tespit edilmiş. Yani zayıflarken gene yükseliyor. Aynı zamanda bariyatrik cerrahi olan hastalarda da gene yükseldiği, yani obezite cerrahisi olan hastalarda daha sağlıklı bir duruma geçerken seks hormonu Baydın Kulübü'nün yükseldiği tespit edilmiş. Yani yapılan çalışmalara bakacak olursak seks hormonu Baydın Kulübü'nün neyi yükseltiyor aslında? Özellikle glukoz ve fruktoz gibi bizim monosakarit dediğimiz şeker yapıları, karbonhidrattan gelen şeker yapıları vücuda girdiği zaman karaciğerde yağ asidi oluşmaya başladığı zaman lipogenez izleri, yağ asitleri, palmitik asit ilk basamağı bunlar oluşmaya başladığı zaman seks hormonu Baydın Kulübü'nün bir artış tespit edilmiş. Karbonhidrattan zengin diyetlerde seks hormonu Baydın Kulübü'nün düştüğü, dolayısıyla seks hormonu serbest testosteron artabileceği tespit edilmiş. Ama hasta aşırı derecede kilo aldığı zaman, lipid metabolizması bozduğu zaman, metabolik bozukluklar meydana gelmeye başladığı zaman zaten total testosteron da düşüyor arkadaşlar. Bir yandan baktığımızda ketojenik diyet gibi, proteinden zengin diyet gibi vejetaryen diyetlerde seks hormonu Baydın Kulübü'nün yükseldiği tespit edilmiş. İtalya'da yapılan değişik bir çalışma var. İtalya'da yapılan çalışmada zeytinyağı kullanan bölge ile ayçiçek yağı kullanan bölge karşılaştırılmış. Büyük ölçekli bir çalışma. Zeytinyağı kullanan bölgede seks hormonu Baydın Kulübü'nün seviyesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş ki biliyorsunuz Akdeniz bölgesi insanlar dünyanın en uzun yaşayan insanlar grubunu oluşturuyor. Bir yandan da Akdeniz diyetinin gene güzel örneklerinden birisi bu. Başarılı örneklerinden birisi. Onun dışında bir de genetik mutasyonlar, varyasyonlar var. Seks hormonu Baydın Kulübü'nün bazı mutasyonlarında bu genellikle popülasyonda %5 ile 10 civarında gözüküyor. Bu kişilerde seks hormonu Baydın Kulübü'nün yüksek olduğu tespit edilmiş. Polifenollere bakacak olursak mesela üzümden elde edilen resveratrol maddesiyle OTC grubu olarak satılan bir ürün seks hormonu Baydın Kulübü'nü arttırdığı tespit edilmiş. Yani respiratörler aldığınız zaman serbest testosteron düşebilir. Halbuki anekdotal bilgi olarak söyleyeyim ben. Respiratör aromatoz inhibitörüdür. İşte polifenoldür. Respiratör işte çok önemli bir flavonittir. Geçer. Total testosteron arttırır. Dihidrotestosteron düşürür diye geçer ama onunla ilgili herhangi bir çalışma arkadaşlar internette ben bulamadım. Hem kendi tecrübem hem de anekdotal bilgi olarak söylüyorum. Özellikle yeşil çay.
Yeşilçay seks hormonu Biden kulübünü arttırıyor. Bana bununla ilgili birkaç hasta da geldi gerçekten. Hastayı iyice sorguladığım zaman yeşilçay çok tükettiğini öğrendim ve serbest testosteron seviyeleri ne yazık ki düşüktü hastada. Onun dışında fitoöstrojenler var arkadaşlar. Fitoöstrojen nedir? Yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerden aldığımız östrojenik yapıda olan maddeler. Bunlar direkt östrojen olarak değil ama kana girdiği zaman sanki östrojen reseptörlerine bağlanıyor ve östrojen fonksiyonları gösteriyor. Bunları sadece yiyerek içerik almıyoruz. Bunu birçok maddeden gün içerisinde alabiliyoruz. Bunlar östrojeni yükseltip seks hormonu binding globin üretilmesini seks hormonu binding globin üretimini tetikleyebiliyor. Ve seks hormonu binding globin artmış östrojeni tutarken bir yandan da serbest testosteronu tutarak serbest testosteron gene inaktif hale getirmiş oluyor. O yüzden hasta geldiği zaman bize cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu hem serbest testosteronu hem östrojenine bakmak lazım ki hastalarda biz tedavi verdiğimiz zaman mesela Klomen tedavisi başladık diyelim. Belli bir süre sonra total testosteron artıyor. Hasta başta fayda görebiliyor ama sonra bir anda her şey bitebiliyor çünkü seks hormonu binding globin araya girerek serbest testosteronu hemen tampon edip düşürebiliyor arkadaşlar. Onun dışında anabolizanlara bakacak olursak testosteronun kendisi Proviron, Winstrol gibi anabolizanlar, bunlar Proviron, Winstrol, dihidrotestosteron tabanlı. Bunlara baktığımızdan bunlar güçlü bir şekilde seks hormonu binding globini düşürüyor. Serbest testosteron arttırıyor. Tabii bu herkesin bildiği eski bir anabolik kür stratejisi. Kullanılan maddeyi, etken maddeyi seks hormonu binding globinden uzaklaştırarak daha etkin hale gelmesini sağlamak için kullanılan eski moleküller. Onun dışında seks hormonu binding globin kötü bir şey değil. Aslında yükselmesi vücudun daha sağlıklı olduğunu gösteriyor genel olarak. Dediğim gibi kesin net bir bilgilerden karbonhidrat alımı, seks hormonu binding globine özellikle fruktoz alımı, fruktoz da meyvelerden elde edilen bir şekerdir, alınması seks hormonu binding globine düşürdüğü tespit edilmiş arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, saygılarımla.